bir proje yapmıştık. Bu konunun Antepi'den sonra çok zayıf kalacağını düşünerek B planını oyalamaya başladık. Antepya kent falan deyince tabii biz de şimdi kent ve su çok hızlı anlaşan. Biz bir davetli yarışmaya katıldık. Özellikle Türkiye'nin sayılı mimarları bir araya geldi ve bir sunum yaptı. Birisi tercih edildi diyelim. Burada da özellikle İstanbul'la ilgili bu İTO'nun arsasının Eminönü Meydanı ve Sirkeci Garı etrafında şu an mevcut İstanbul Ticaret Odası'nın bulunduğu yandaki otoparkın geliştirme projesi. Şöyle bir şey var. Bu alan suyla ne ilgisi var dediğiniz zaman ilk aklıma esasında bizi su deyince yüzme havuzu falan öne geliyordu. Ben bu konunun suyla, kentle ve şeyle önemli bir konu olduğunu düşünüyorum ve bu ilk önce bu konuyu anlatacağım. Eğer vaktimiz olursa da diğer konumuzu hızlıca aktarabilirim. Bizden beklenen özellikle İstanbul Ticaret Odası'nın mevcut binası, mevcut liman han ve diğer kampüs binalarıyla beraber yeni cami, Mısır Çarşısı ve buradaki alana kavramsal bir proje istediler. Kültürel bir tesis olması birinci etapta istendi. Biz antikten günümüze kadar İstanbul'un 8000 yıllık tarihini üst üste çakıştırdık ve buradaki eski limanlar, bütün kentsel donatıların, pardon efendim ben, hızlı gidiyor. Özellikle eskiden bu bölge Haliç'in girişinde bir liman bölgesi ve şu an Sirkeci Garı'nın ön meydanı, yani Sirkeci Meydanı, Eminönü Meydanı ve biz burada şimdi Marmara Ray ve şeyle beraber, Avrasya Tüneli ile beraber buradaki özellikle Ro-Ro'lar, araba vapur taşınacak. Dolayısıyla burasının o karmaşıklık ve o yoğunluğu, trafik yoğunluğu kesinlikle bertaraf edilecek. Dolayısıyla buradaki yolun kapasitesi de azalacaktı. Ve biz buraya meydanın da ölçeğini, eski izini koruyarak tekrar bir liman kasırla beraber bir kent müzesi, arkasındaki antrepolarda çeşitli sosyal donatı elemanları olarak düşündük. Kent doğal olarak burada yayalar, problem alanları ve özellikle kentin üst kısmıyla yapılar nasıl entegre edilecek, meydanlar nasıl birbiriyle entegre edilecek? Burada arkada bir sokağımız, Yalı Köşkü sokağımızın çıktığı meydan ve özellikle Boğaz'a bakılış vistası ve Sarayburnu'na kadar Topkapı Sarayı'nın etkileşiminde nasıl bir proje yapılır? Bununla ilgili dizayn gerçekleştirdik. Birinci etapta yapılara geldiğimiz zaman özellikle mevcut binalar çok iyi analiz edildi. Biliyorsunuz bütün bu eski sıfır kotunu kestiğiniz zaman bütün yapılar, pasajlar, aralıklar ve üst üste yığılmalar ve tamamen denizle kurduğu ilişkiyi biz yeni kuracağımız kitle ilişkisinde nasıl yapabiliriz dedik. Çevredeki kentsel parçalanma ve doğal olarak suyla kurulan ilişki, yani limanla ve suyla kurulan ilişki her iki yönde de hem Yalı Boyu Caddesi'ni hem de Haliç girişinde nasıl bir kentsel mekan oluşturabilir? Bunun analizlerini yaptık. Aşağı yukarı şöyle bir vaziyet planı elde ettik. Biz aşağı yukarı bütün mevcuttaki dokuları, eski şu meydanı, yeni caminin alanını, ölçeğini, bütün bu caddelerle beraber ayıkladık. Maalesef burada bir üst geçit vardı. Şu anda onu kaldırdık. Özellikle tam da sokağın girişine kabul ediyordu. Şu anda da kaldırıldı ve burası ciddi bir potansiyel sağladı. Yani şu an o üst geçidin kaldırılması bile bir avantaj. Tabii bir süliyet kent, tabii İstanbul kentine bir bina yapmak inanılmaz zor. Yani bize bu aralar böyle problemli alanlar geliyor. İstanbul'un her yeri buraya ne yapılır diye düşündüğümüz zaman özellikle süliyet konusunda herkesin, bütün yarışmanların
Özellikle İTO'nun ve çevredeki binaların gabaresini koruyarak, hatta bazı meclif arkadaşlarımızın, abilerimizin yaptığı şeyler var. Yeni caminin saçağını burada kentsel iz olarak devam eden şeyler de vardı. Dolayısıyla bir kentsel iz olarak bu süliyeti şey yapmaya çalıştık. Plan şeyine geldiğiniz zaman bu şu mevcut bir bina, yaptığımız diğer mevcut binalar ve yaptığımız esasında şu anki mevcut otoparka bir entegrasyon, bir esasında doku tamir etmek. Eğer Pervitiç haritaları, 1935'li yıllar haritalara baktığınız zaman bu alanlar tamamen dolu. Yani eski antrepo depolar ve gümrük şeyleri var. Yani yapı şeyler, kent, denizde inanılmaz bir ilişki var. Dolayısıyla maalesef yıkıldığı için bu depolar şu anda inanılmaz bir ölçek bozukluğu var. Tabii bu da bunun yerini de taşıt alıyor. O zaman yaya bağlamında baktığınız zaman ölçeksiz mekanlar oluşuyor. Şimdi özellikle bu şey mekanları hiyerarşisi ve mekan kurgusunu da çevredeki diğer arkat ve yollarla da birbirine bağlamaya çalıştık ve buradaki cami vistası, buradaki pasaj, hepsini kendi kentin içine var olan dokuyu yeniden kazandırdık. Sadece yeni bir kimlikle kazandırdığımızı düşünüyoruz. Şu an kat planları tamamen altı yeme içme alanları, dükkanlar, fuayeler, sergi alanları, üstü de konferans salonları ve özellikle de İTO'nun İTO'nun bütün şu binanın bütün sosyal donatı elemanları olarak da kullanacak. Arkadaki otel ve kendi otel yapısıyla da entegre edilecek. Yani bütün sosyal elemanları şeklinde kullanılacaktı. Kesite baktığımız zaman biz bu bir öneri kesit perspektifi. Biz yapıyı zeminde kopardık. Tamamen bir public mekan olarak hale getirdik. Üstü de tamamen bir seyir mekanı. Şu an İstanbul Ticaret Odası'nın terasına çıktığınız zaman dünyanın en iyi manzaralarından bir tanesine bakıyorsunuz. Dolayısıyla bu yapının hem zemin kotu hem üst kot bir de denizle kurduğu ilişkiyi yeniden düşündük. Bu esasında bizim için hem parçalı yapıları üste yığarak buradaki çevredeki dokudaki parçalanmayı burada şey yaptık. Özellikle kendi aralığını oluşturduk bütün yapılarda. Şeye baktığınız zaman genel ölçeğe, bu liman şeyle beraber mevcuttaki yapılarla, Sirke Cigarı'nın esasında bunlar depoları, bu depolarla beraber bu limanın yeniden kimliklendirdiği zaman esasında var olanı, esasında geçmişte var olanı yeniden koyduk. Kesinlikle şey yok, yani herhangi bir yani ağaçları koruduk, bütün bu şeyi yeniden kurguladık ve meydana bir ölçek kazandırdık. Özellikle Sirkeci Meydanı'nda ve bu alandan da direkt Yeni Cami'ye, Yalı Mahallesi ve şu aks tamamen Marmara Denizi'ne bakıyor. Özellikle Yeni Cami'nin meydanı ve ön alanda şu an Ticaret Odası'nın binalarının bulunduğu, hocalarımızın yaptığı bina ile beraber entegre içine sağladık. Özellikle bu mevcut binalar, özellikle iskeleleri koruduk ama yeni bir şeyler yapılabilirdi. Hatta şu bile tartışıldı, Galata Köprüsü yaya haline getirilsin, tamamen araçtan arındırılsın şeklinde. Bu diğer açıdan baktığınız zaman, hatta bununla ilgili bile şu meydanın, çünkü buradaki alttan geçitler, üstten geçitler, bütün hem Karaköy Meydanı'nı hem Eminönü Meydanı'nı şey yapıyor, devre dışı bırakıyor esasında. Yani çok araçla bu mekanın kalitesi bir anda ciddi bir şekilde zedeleniyor. Biraz kaydırıldı takdirde iki meydanın da buradaki potansiyelinin çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Ama bütün yarışmanlar da aşağı yukarı bu level'da bir şey sundu. Aynı fikirler ortak esasında. Niyet, buradaki kayıp mekanların, insan ölçeğindeki mekanların yeniden tekrar şey yapılması. Özellikle de bu şeyin, Topkapı Sarayı'nın ve Gülhane Parkı'nın tamamen sahilde buluşması. Bu bize şeyden, özellikle Ayasofya Meydanı ve şeyden yukarıdan sahilde buluşacak. Ve bütün bu promenat şeye kadar, Saraybolu'na kadar devam edecek. Dolayısıyla bunun gücü
Özellikle Marmara Arayı ve Avrasya Tüneli ile beraber bu alanına yeniden, çünkü Yarımada olduğu için işte şemayı atladım koymayı. Yarımada olduğu için alttan şeyler, özellikle raylı sistem burada bütün sorunu, ulaşım sorununu %70 çözüyor. Gerisi zaten bu Yarımada'ya böyle dolaşmak sadece prestij yolu, yani havalimanından devlet büyüklerinin geldiği yol olarak görülüyor. Onun da çok önemli olmadığını düşünüyoruz ama bu daha hafifletilmiş bir yolla beraber yeniden kurgulanabilir diye düşünüyoruz. Bizim ilk slaytımız bu. Yani bu insan gözünde biraz yani iş mekandan suya ve kente bakış, bir takım performans alanlarından, avlu mevcut yapının aynı dokusu, dış cephe dokusuyla beraber yalı köşkünün yeniden kurulması, bu yapı korunuyor aynen. Bu performans alanlarının ve zeminle kurduğu ve sokaklarla kurduğu ilişki esasında şeffaf, transparan ve ama o bölgenin bir takım izini de güncel nasıl yapabiliriz? Şimdi bunu çalışıyoruz. Şu anda bu bina daha konsept aşamasında, yarışma bir sonucunda bize verdiler. Burada 4 tane anıtlar kurulu ile beraber çok kritik bir yer. Yani hakikaten yani çok güzel şeyler var, pozitif fikirler var. Hepsini bir araya getirmek inanılmaz zor. Çünkü herkesin bir fikri var. Yani geleneksel cepheler vesaire, bu bayağı bir zor bir konu mimarlık adına. Yani ben biraz önce Mehper Hanım güzel bir sunum yaptı. Biraz hani tarihsel göndermeler var bir takım şeyler ama biz de pek onu göremedikleri için çok mutsuz oluyor yeni yöneticilerimiz. Şimdi bunu genel haritada, bu genel perspektiflerimiz. Dediğim gibi kentin, geceliğin ve olarak bu yapının ne olacak, nasıl bir kimlik kazanacak ve bu şeyle beraber genel yapıların kentle iletişimini nasıl sağlayabiliriz? Böyle bir konsept yaptık. Şu anda bu proje dediğim gibi ihalesini bekliyor. Buradaki sıkıntı şu, müteahhit devreye girecek. Bu projenin genel içeriğinin değişmesi bizi korkutuyor. Belki bu oradan eser kalmayabilir ama yine de birileri yapacak. Yani hani bizim inşallah biz oluruz. Şu anda imza atılmadığı için bu iş bizim değil. Fakat burasının çalışırken bir kere büro olarak, bir kere genç bir büro var. Bu 8000 yıllık kentin bütün analizlerini yapmak, bunun üzerine bir şey koymak kolay bir şey değil. Hem öğretici oldu hem de gerçekten bizim için başka bir boyutta bir yapı bu olacak inşallah. Ama bundan öncesi bu yapıların hiçbir önemi yok bence. Herkes bunu rahatlıkla yapabilir, yani değişik yapabilir. Ama bizim için kentsel aldığımız kararların çok yerinde olduğunu düşünüyorum. İnşallah yani kentin suyla kurduğu ilişki, yani suyun koparılmış bir yaşantısını, suyla yaşamın bu tasarımlar bir şekilde entegre edecektir diye düşünüyorum. Çünkü biz tarihi ilk fotoğraflara baktığınız zaman bütün buralar hal bölgesi ve tamamen kentin arka ve suyla entegrasyon var. Yani burada tamamen araç ve otopark, bütün meydanlarımız otopark ve park olduğu için böyle bir var, kaos var esasında. Yani yaşamla, binayla bir şeyimiz yok. Benim hani suyla burada kentin ilişkisi özellikle İstanbul bağlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani su olduğu için konu, temada su olduğu için kent ve su İstanbul için vazgeçilmez. 1935'li 40'lı yıllara kadar bu kent gerçekten suyla yaşayan, suyla entegre eden, Haliç'in ve Marmara'nın, hatta bütün buradan hatırlayın Boğaz hal vardı burada, Sebze Ali falan taşınması belki iyi oldu ama bütün servisleri motorlarla giderdi. Ben de bir manav çocuğuydum. Bütün o sebzeleri biz Kandilli'den buradan getirirlerdi. Yani biz buradaki bu eski kum vapurla tatata giderdi. Dolayısıyla bu mekan 8000 yıllık tarihinde ve en yakın tarihinde bile suyla inanılmaz bütünlük sağlıyordu. Şimdi sadece bir su yolu, yani hani bir vapurların işlediği ama suyla çok değmediği bir yapı stoğu gibi duruyor. Buradan kurtulması gerektiğini inanıyorum ve bu slide yaparken de değerli meslektaşlarımıza, özellikle tarihi Yarımada, şimdi maalesef mülteci akınıyla da tamamen kaos durumuna düşmüş bir yapı stoğunun
bu gözle yeniden değerlendirmesine ne fayda var diye düşünüyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum.